start enjoying everyday life. Hayatınız başkalarını nasıl etkiliyor? Bazı insanların hayatında bir bereket bırakmazsam ve onlar başladığım işi devam ettiremezse benim bir geleceğim yok. Hayattan keyif alın da az sonra. Size nesilsel düşünmesini öğretmek istiyorum. Yani genellikle burnunuzun ötesini düşünmeniz hakkında konuşmak istiyorum. Sadece bugün için yaşamamayı, yarının hep geleceğini öğretmek istiyorum. Bir sonraki olay için, tatil, Noel, yeni bir elbise için yaşamamak hakkında konuşmak istiyorum. Fark etmeliyiz ki bunlardan çok daha önemli bir şey var. Nasıl bir miras bırakacaksınız? Çünkü biliyor muydunuz, sonsuza dek burada olmayacaksınız. Evet. Bereketlerle dolu bir miras mı bırakıyorsunuz? Lanetlerle dolu bir miras mı? Bu sizlere bağlı, biliyor muydunuz? Çünkü yasanın tekrarı 30. bölüm ayet 19'da şöyle diyor. Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma, bugün yeri ve göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınız da yaşayasınız. Bazılarınız aynen şöyle diyor. Bu bana hitap etmiyor çünkü benim çocuklarım yok. Evet, böyle diyorsunuz. Şunu söylemeliyim ki size hitap ediyor. Çünkü belki doğal çocuklarınız yok ama pek çok ruhsal çocuğunuz var. Hepimizin bir soyu var. Çocuğunuz olmasa bile olumlu bir şekilde etkilemeniz gereken İnsanlar var. Herkesi etkileriz ama herkesi olumlu bir şekilde etkileyemeyiz. Ne yazık ki bazen insanları çok olumsuz bir şekilde etkileriz. Böyle yaparız. İmanlılar olarak bile birinin imanına yardımcı olmak yerine zarar verebiliriz. Sadece akrabalarınızda soyunuz yok. Ben inanıyorum ki ruhsal bir soyumuz da var. Bunlar bizi izleyen insanlar. Etkilediğimiz insanlar, beraber çalıştığımız kişiler, mahallemizdekiler, gündelik hayatta ilgili olduğumuz insanlar. Bugün anlamanızı istediğim temel bir konu var, o da şu. Sizin vermiş olduğunuz her karar birçok kişiyi etkiler. Verdiğiniz her karar birçok kişiyi etkiler. Sanırım artık toplumda şu tutum var. Hamdolsun, bu benim hayatım. Ben ne istersem onu yaparım. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Bunu yapmak istiyorsam bunu yaparım. Batı kültürü aynen böyle işte. Batı kültürü buna deniyor. Bencil ve ben merkezci bir mantalite. Bunu söyleyince yanlış anlaşılacak, biliyorum. Çünkü hepimiz çocuklarımızı seviyoruz. Ama insanlar nesiller öncesindeki kişiler kadar sevmiyor çocuklarını. Eski antlaşmada bütün o soy ağaçlarını okuyoruz. Neden bu kadar çok soy ağacı verilir acaba? Neden nereden geldiklerini her anlatışlarında hep İbrahim'den, İshak'tan ve Yakup'tan bahsedilir? Sayfalar dolusu soy ağacı görüyoruz, öyle değil mi? Çünkü nesilden nesile çok şey aktardılar. Biliyor musunuz, bazı insanların hayatında bir bereket bırakmazsam ve onlar başladığım işi devam ettiremezse benim bir geleceğim yok. Evet, geleceğim yok.
Biliyor musunuz, bu bir ulus için biraz zor bir konu olabilir. Ben geçen Temmuz'da Avustralya'dayken bu konuda öğretişler duydum. Farklı konuşmacılar soylarımız hakkında konuşmalar yaptılar. Doğal ve ruhsal çocuklarımız için neler bıraktığımızla ilgili konuştular. Amerika'da da bunlardan bahsetmeliyiz dedim. Gençlere yeterince değer vermiyoruz. Çocuklara yeterince değer vermiyoruz. Bunlar kendi çocuklarımız ya da gençlerimiz olmak zorunda değil, kendimiz dışında. Kimseye neler olduğu bizi pek ilgilendirmiyor açıkçası. Kulağa pek hoş gelmiyor biliyorum. Ama araştırmalar yaptım ve biliyor muydunuz neredeyse her kilise bütçesinin çoğunu sadece yetişkinler için ayırıyor. Geriye kalan az bir kısım çocuk ve genç hizmetinde kullanılıyor. Ben buralarda daha ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benim üstümde çok para harcamanız gereksiz. Olayı kapmadıysam görülen o ki hiç kapmayacağım. O zaman sizler de parayı 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 25 yaşlarında birileri için harcayın. Bence bir şeyleri ters yapıyoruz. Sanıyoruz ki yetişkinler için böyle harika programlar yaparsak gelecekler. Biliyor musunuz? Şu anda kilise aramakta olan insanlar biliyorum. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Ergenlik çağındaki çocukları için hizmet. Çocukları için gençlik hizmeti. Bütün kiliseler için genelleme yapıyorum. Gençlik hizmetlerinde ortalama 12 kişi var. Daha büyük bir gençlik grubu olan bir kiliseye gidiyor olabilirsiniz ama ortalama 12 kişi. Çocuklarımıza kilisede dindarlık dışında bir şey sunmuyorsak onların dünyayla iç içe olmalarını nasıl bekleyebiliriz? Hepimizin devamlı ruhsal takılmak dışında bir şeyler yapması gerek. Kiliselerimiz bir toplum olmalı. Beraber hayatı yaşamalıyız. Hayatı beraber yaşamalıyız. Sadece bir toplantıda birlikte oturmamalıyız. Sanırım insanlar artık toplantılardan bunaldı. Birlikte kiliseye gitmesini biliyoruz ama beraber yaşamasını bilmiyoruz her zaman. Gerçek paydaşlığı yaşamasını bilmeliyiz. Paydaşlığa daha çok zaman ayırmalıyız. İlişkilere daha çok zaman ayırmalıyız. Çocuklarımıza kesinlikle daha çok zaman ayırmalıyız. Ebeveynlere bir şey söyleyeceğim. Beni dinleyin. Hayatınızı para kazanıp çocuklarınızı ihmal ederek geçirmeyin. Bunu yapmayın. İhmal etmeyin. İşinize öncelik vermeyin. Onların hayatlarına şimdiden yatırım yapmazsanız bir gün niye beni sevmiyorlar, neden beni görmeye gelmiyorlar diye merak edeceksiniz. Kendi çocuğunuz yoksa başkasının çocuğuna yatırım yapın. Sakın ola ki bu bana hitap etmiyor demeyin. Ben acı çekerek geldim. Vaazın içsel şifayla ilgili olacağını umuyordum ben. Çocuğum bile yok benim. Biliyor musun? İsa'nın da çocukları yoktu ama gittiği her yerde onları seviyordu. Evet. Gerçeği bilmek istiyorsanız bu işler uzun zamandır ters gidiyor. Artık ben merkezci insanlar burama kadar geldi. İnanın üzülerek söylüyorum. Bunların her hafta yeni bir sorunları var ve hep kurtuluş bekliyorlar. Mısır'dan çıkış 20 ayet 5.
Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab kıskanç bir tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3., 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Onlara sevgi gösteririm. Burada diyor ki, benim günahlarım çocuklarımı 3., 4. kuşağa kadar etkiler. Tek yapmanız gereken soyunuzdaki insanlara bakmak, özellikle de bazılarınızın bakması gerekiyor. Sorunlarınızın açıklamasını o zaman göreceksiniz. Biliyoruz ki anne babalarımızın kararları bizi etkiledi. Ben bir sürü çöp miras aldım. Bize olan bir takım şeyleri biz seçmedik, bunu yapmadık. Benim babam hayatımı uzun süre boyunca mahveden pek çok kararlar verdi. Kendi kararlarımı verecek yaşa gelince ne öğrendim biliyor musunuz acaba? Beni o soy laneti içine kapatabilecek hiçbir güç yoktu cehennemde, bunu biliyorum. Çaresizlik sınıfından artık mezun olmamız gerekiyor. Diyor ki, benden nefret edenin, hizmet etmeyenin, umursamayanın, babasının işlemiş olduğu suçun hesabını çocuklarından 3., 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven birini bulursam, doğru kararları verecek birini bulursam, o nesilsel karmaşanın içinden çıkmak çok zor olsa bile, binlerce kuşağa kadar soyunuza merhamet edeceğim. Soyunuza merhamet edeceğim. Beni seven ve buyruklarıma uyanların 1000 kuşağı. 1000 kuşak. Beni seven ve benim buyruklarıma uyanlar. New York eyaletindeki 2 aile yakından incelendi. Birisi Max Jukes ailesi, diğeri Jonathan Edwards ailesi. Bu araştırmada çok ilginç bir şey buldular. Üzüm üzüme baka baka kararır. Max Jukes imanlı olmayan biriydi ve benzer karakterde bir kadınla evlendi. Onların soylarından bilinen 1200 kişi incelendi. Bunların 310'u profesyonel serseri oldu. 440'ı günahlı yaşantılar yüzünden hayatlarını fiziksel anlamda mahvetti. 130'u ortalama 13 yıllık süreler için hapse atıldı. Bunların 7'si cinayet suçundandı. 100'den fazlası alkolik, 601 devamlı hırsız, 1901 fahişe oldu. Bir meslek öğrenebilen 20'sinden 10'u devlet hapishanesinde bunu öğrendi ve bu devlete 1 milyon 500 bin dolara mal oldu. Topluma hiçbir katkıda bulunmadılar. Aynı dönemde Jonathan Edwards diye bir adam vardı. Belki duymuşsunuzdur, çok müthiş bir vaizdi. Tanrı adamıydı ve kendi karakterinde bir bayanla evlendi. Ve ailesi yapılan bu araştırmanın bir parçası oldu. Onların soyundakilerden 300 kişi din adamı oldu, misyoner ve ilahiyat profesörleri. 100'ü üniversite profesörü oldu, 100'ü avukat, 30'u hakim. 60'ı doktor, 60'ı iyi, saygıdeğer kitap yazarı, 14'ü üniversite rektörü. Amerikan endüstrisinde büyük devler çıktı bu aileden. 3 milletvekili ve 1 Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı. Etrafınızdakilerin sizi etkilemediğini iddia etmeyin. Yaptıklarımızın ve kararlarımızın soyumuzu etkilemediğini iddia etmeyin. Bugün sizi teşvik etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bazılarınız
benim verdiğim savaşlara benzer savaşlar vermek zorunda. Hepimizin mücadeleleri var ama ilk nesil imanlıysanız geçmişten gelen çöple uğraşmak zorunda kaldınız demektir. Bazı güçlü savaşlarda savaştınız ve yaşadığınız bazı şeyler İsa'nın Getsemani bahçesinde yaşadıkları kadar zor olmasa bile oldukça zordu. Doğru kararlar verdiğiniz için de Tanrı'nın sözünde sizin için bir vaat var. Soyunuzdan 1000 kuşağa kadar Tanrı merhamet edecek. Bazen çocuklarım hakkında düşünüyorum. Onlar Hristiyan ve Tanrı'yı seviyorlar. Ama bazı çocuklar bunu pek yapmaz. Farklı yaşlarda büyürken şunu ya da bunu düşünüyorlar. Özellikle bir iki tanesiyle bazı sorunlar yaşadığım bir dönemde şöyle düşündüm. Aklımdan geçirdim. Yani nereye kadar gidecek bu? Kendimi ölesiye kadar çalıştırıp sonra bunu bırakacak kimsem olmayacak mı? Kocaman bir binamız var ve ben ölünce ne olacak falan falan falan. Tam o sıralarda bir sonraki seviyeye çıkalım mı yoksa İsa bizi almaya gelinceye kadar böyle mi devam edelim diye düşünüyorduk. Ne zaman sonraki seviyeye çıkmayı düşünseniz bunun tam olarak ne olduğunu anlayamazsınız. Yani bu öyle ki, neyse buna girmeye zamanım yok. Birçok açıdan baştan başlamak gibi bir şey. Fark ettik ki şimdi içinde bulunduğumuz kuşağa hitap etmek istiyorsak, gençlere yardımcı olmak istiyorsak, ergenlere yardım etmek istiyorsak, 60 yaşında insan mantalitesinde kalamayız. Mesaj değişmemeli, ambalajı değişmeli. Çok zaman, çok dua, çok para, çok iş, çok çaba gerekiyor. Bunu isteyip istemediğimden emin değildim. Bunu bırakacak kimsem yoksa ne anlamı var diye düşünüyordum. Sonra da Rab bana bir sabah bazı ayetler gösterdi. Evin içinde çığlıklar atmaya başladım. Onları size okuyacağım. Önce Romalılar 5'e bakalım. Doğru olan için mücadele eden, Rabb'ı tüm yüreğiyle seven tek bir kişi ulusları değiştirebilir. Tek. Bir ara Romalılar 5:15-19'u okuyun. Ben sadece 17. ayetten alacağım. Evet, 17. ayete bakalım. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden, o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların, bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Adem'in kötü kararı yüzünden ölüm egemen oldu. Tanrı'nın ona yememesini söylediği bir şeyi yemekle küçük bir hata yaptı. Biliyoruz ki bu çok daha büyük bir şey temsil ediyordu ama olay şu, itaat etmek yerine itaat etmemek kararı aldı. Tanrı yerine duygularını dinlemeyi seçti. Doğru olanı yapmak yerine o eşinin sözünü dinlemeyi seçti. Evet, onu seçti. Çok zaman Kutsal Ruh'un yönlendirişini dinlemek yerine arkadaşımızı dinliyoruz. Bir grubun bir parçası olabilmek için insanların istediği şeyi yapıyoruz. Mücadele edip doğru olana sadık kalacak kişi, yani şunu söyleyeyim, bu kararı yüzünden alacağı ödülleri hayal bile edemez. Bu ödül çok büyük. Ailenizde tek kişiyseniz ve tek başıma olsam bile ben mücadele edeceğim diyorsanız, arkadaşlarınız arasında tek kaldıysanız ve bütün arkadaşlarımı kaybetmek demek olsa bile ben mücadele edeceğim diyorsanız, mahallede, iş yerinde ya da kilisenizde tek sizseniz gerçek bir Mesih imanlısı gibi davranmalısınız. Evet, gerçek bir Mesih imanlısı gibi. Bu hafta çok üzücü bir şey duydum. Her yıl bu toplantıya geldiklerinde insanlarımıza yalvarıyoruz. Onlara, otellerde çalışanlara nazik davranın.
Restoranlarda çalışanlara nazik davranın. Saygılı olun, düzgün bir şekilde davranın. Gelip kentin altını üstüne çevirmeyin. Geri gelmesini isteyecekleri insanlar olun diyoruz. Bazı Hristiyan grupların bu kente asla geri dönmemesini istiyorlar. Çünkü onlar insanlara kötü davranıyor. Davranışları çok kötü. Evet. Bazıları ödemeleri gereken paraları bile ödemiyor. Bu felaket bir şey. Bunda bir yanlışlık var. Belki de insanlarla yeterince yüzleşmiyoruz. Dikkatlerini çekmiyoruz bunlara ya da yanlış şeyler hakkında konuşuyoruz. Gittiğiniz bazı yerlerde öğreti ardına öğreti duyarsınız ama duymanız gereken şey düzgün bir şekilde davranmayı öğrenmek. Belki de birinin nazik olmalısın. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran demesi gerekiyor. Çünkü bizim verdiğimiz kararlar bir başkasının Tanrı'ya hizmet edip etmeme kararını etkileyebilir. Bir Hristiyan olabilirsiniz. Hristiyan olarak tanınabilirsiniz. Ve bir toplantıda olduğunuz bilinir. Sonra birine kötü bir şekilde davranırsınız. Ve belki de insanlar der ki, ben bu adamın hizmet ettiği Tanrı'ya hizmet etmek istemezdim. Verdiğimiz her karar başkalarını etkiler. Evet, etkiler. Tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren, aklanmayı sağladı. İnsanların cennete gidiyor olması değil de hayatlarını yaşamaları gerektirdiği gibi sürdürmeleri önemli. Evet, önemli olan şey budur işte. Karanlıktaki ışıklar olmalıyız. Tuz ve ışık. Öyle ki insanlar bize baksın, bizde olanı istesin. Karanlıktaki ışıklar olmalıyız. Bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle bir izlenim ediniyor musunuz siz? Belki de İsa bize yapmamız için bir görev bıraktı ve her şey bizim hakkımızda değil. Ben şuna inanıyorum. Oh, lütfen beni çok iyi dinleyin. Buna çok çalıştım. Tüm yüreğimle inanıyorum ki Hristiyanların mutsuz olmalarının nedeni bu. Biliyor musunuz? Çok mutsuz Hristiyan var. Evet, çok mutsuz Hristiyan var. Kendi hayatımda da bunu yaşadım ben. Biliyorum, evet biliyorum. Mutlu olmamalarının nedeni başkası için hiçbir şey yapmamalarıdır. Biliyorum. Şöyle diyen bir hayatları yok. Bak, benim yapmam gereken bir görev var. Ben İsa Mesih'in bir elçisiyim. Onun kişisel temsilcisiyim. İnsanlar bana bakacak ve İsa da öyleydi diyecek.